Elim ayağım fena dönüyor. Çatlar. Allah'ım yarabbim yarabbim. Evde bir demlik içtim. Böyle bir bardak değil. Limon içiyor musun? İstemem, komşu kızına göz kapıştır. Ya işte bak. Bir de herkes diyor ki küfürbaz teyzeye yalandan küfür ettirmişsin ama sen hep küfür ediyorsun. Çok ediyorsun ama. Yok. Çok rahat. Erkekler hak veriyor. Karınla kavga edeceksin ya döveceksin. Evet. Dayak elde etmez, karropa çıkar, ramana koyar seni. Ama kalay gelir geçer. Bize dediler küfürbaz teyze evlendi dediler. Öyle bir şey var mı? Bana desinler böyle. Niye evlenmedin sen? Niye sana evlendin? Ne? Amca. Onu mu soruyorum? Hayır yok, evlendi dediler. Dedik ki evlenir yani yaşı 95, normalde evlenir. Hiç bile. Daha bir 25 sene daha var yani. Balayına falan çıktı dediler. Ama bizden dalga geçmişler. Soruyor sen şeye sen çeksin şimdi, ne diye amına koydum o götü seni. Sen şimdi Keşan'a mı gideceksin? Evet komutanım. Keşan'a gideceksin. Sen nerede durak orada durak. Keşan'la ne yapacaksın? Yaz tatiline mi gidiyorsun? Da bizim bağımız bahçemiz var. Bağ bahçe var. Oh ne güzel alay komutanları geliyor, başkomutanlar geliyor. Bir salanca kuruyor malda çocuklarına. Bir uçuyor da anasını satayım. Kurbağa dışı doyura taşıyor. Ama gelene kaynıyor gidene kaynıyor. Niye geliyorlar suç için mi? Çanta dolu. Bütün ayda biz yürüyoruz. Evin önünde kuyu, buz gibi suyu. Anasını satayım. Çantada ne var biliyor musun? Yok bilmiyorum. Kurbağa gibi açarsın Allah'a yalvarırsın. O kadar diyorsun. Eyvah. Bakalım ne var? Birini sikerim vallahi. Hiç bile bakmam. Eyvah. Bakalım mı çantaya? Ne bakacağım? Nasıl çantaya? Ya bir dur ya. Normal konuşalım ya. Hep küfür ediyor ya. Çantaya bir bakalım mı? Çantaya bir bakalım ne var? Bakılmak. Babanın tepesini sikerim ya. Ya çanta merak ettim. Türk milleti ye meraktan oğlum şey yaraktan. Ana satan deyince böyle oluyor. Yani anacı satan dedim bu bacı bekar kalacak. Aynaya karşı oturdu dedi. Kadın polis oturdu kaçtı dışarı. Dedim kaçan anası almaz gene gelecek onda. Ondan sonra baş komutan dedi. Ama ben sen ülke komutan ne yapar? Ne yapardım biliyor musun? Dedi. Hep dışarıda giydirim. Güzelleri o tuturum bunları götün İstanbul'a. Eşeğe binemezmişsin öyle dediler. Oo. 3 tane 4 tane çocuk kapınardı. O kadar diyorsun. E köyde daha güzel değil miydi teyze? Köy. Sen ya seninle konuşmaya da gelmiyor ya. Gelmez. Hakikaten Keşan güzel değil mi? Evet. Merak ettim şimdi sen gittiği zaman Keşan'a ben de geleceğim. Telefon açarız. Tamam telefon açarız. Sana telefon açıp geleceğiz. Öyle yapalım. Keşan'da peki seni tanıyorlar mı? Herkes tanıyor mu? Tanımaz mı? Telefonda gören ha bu teyze diyorlar. Evet. Görmüşlerdir herkes. Yeter amca kaldı ağzıma mı sokar her şeyi? Evet değerli izleyenler, Küfürbaz teyzeyle çay keyfi yapıyoruz. Bayramdan sonra Küfürbaz teyzenin elini öptük. Gel keyfini açtığımızı da aldık. Bizi izliyorlar şu anda. İzlesinler, iştahsı olmayan iştahsı açasın. Karları bir kere fazla öperler. O kadar mı diyorsun? Allah razı olsun. Her yerde çay da içiyorum, yemek de yiyorum. Allah razı olsun. Sevenler çok. Boyum küçük ama uyum çok. Seviyorlar. Allah razı olsun. Polisi de, hakimi de. Şu meşhur bir hareketin vardı. Onu yapar mısın? Böyle hareket yapmıştın ya. Senden çok istiyorlar onu. Şöyle sevenlerine bir hareket yapar mısın? Tek karısına benziyor. Aynı. İşte karısına benziyor. Aynı. İşte çok güzel. Açılacak amına koyayım. Ama o hareket sana yakışıyor. Başka kimseye yakışmıyor vallahi. Zaten bu gülüşünden anlıyorum.